Arkadaşlar ince işler Klanı'na hepiniz hoş geldiniz. Böyle hocamız vardı da biz mi dersi dinlemedik? Efendim böyle sorular sınavda geldi de biz mi full çıkartmadık dedirten programda Masterclass'ta sevişmeyi nasıl başlatmalısın? Bunu anlatacağız. Zibilyon tane, bunun nevisi sorular geldi. Abi seksi nasıl başlatalım? Ya biz sevişmeyi nasıl başlatacağız? Bu sevişme nasıl başlayacak? Bu sevişme nerelerde başlayacak? Bütün sorulara az sonra sadece 6 adımda cevap vereceğiz. Hazırsanız başlayalım. 1- Sürekli şu seksi imalardan artık... Kaçının arkadaşlar. Bitmedi. Bu bitmedi. Sürekli yav siz teoman mısınız? O ıslak bacaklarım kasıklarımda sıcak mı acaba hava? Kolombiya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, seksi imalarda bulunmaktansa esprili ve güzel sohbet eden insanlar yatağa çok daha hızlı gidiyorlar. Ne yapacaksınız? Sürekli bir şekilde o konuyu oraya getirmekten, o işte sürekli bu sıcak, ıslak, sert, katı, yumuşak maddenin üç hali, 5 hali filan bunlardan bahsetmekten kaçınıp karşı tarafla sohbet etmeye. Halini hatını sormaya. Efendim bir nasılsın demeye. Ne yaptın? Ne ettin? Ne örüyor? Anan ne örüyor? Baban ne örüyor? Bak bunlara da okey. Tek önemli olan şey oturduğunuz zaman direkt yedinci madde yani yatağı değil. Başta sohbetle onun kalbine doğru gittiğinizi göstermeniz. Şimdi bu adımı geçtiysek ikinci madde atmosfer. O atmosferdeki yanmayı oluşturabilmek için o ortamı güzel bir şekilde hazırlamanız gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre atmosferin iyi olması. Yani insanların bulunduğu ortamda kendilerini güvende ve rahat hissetmeleri orgazm olma ihtimallerini %40 oranında arttırıyor arkadaşlar. Yani eğer ki ortamı düzgün hazırlarsanız o zaman orgazma gitme yani nirvana'ya birlikte ulaşma ihtimalini de arttırırsınız. Burada bizim bahsettiğimiz atmosfer o oksijenden, azottan, hidrojenden oluşmuyor. Bizim bahsettiğimiz atmosfer burada hocamın çizdiği gibi tatlış bir mumdan, güzel kokulu çiçeklerden, böyle tepeden insanın gözüne gözüne giren ışıklar yerine alttan indirekt olarak yani dolaylı olarak ortamı aydınlatıyor ışıklardan oluşuyor. Birbirinizin tabii ki elini, yüzünü göremediğiniz bir ortam değil ama nispeten daha loş, daha sakin, en önemlisi güzel kokulu ve güzel şeyler duyduğunuz bir atmosfer oluşturmak. Güzel şeyler duymanın ne olduğunu birazdan size anlatacağım ve en önemlisi sizi orada kimsenin rahatsız etmeyecek olması. Şimdi gelelim atmosferi tatlandıracak, lezzetlendirecek şeye. Yemek. Herkesin kalbine giden yol gibi orgazma giden yolda yemekten geçer. Ama öyle sandığınız gibi pidelerle, böreklerle, metrelik kebaplarla değil. Yapmanız gereken güzel bir sunum ve aynı zamanda hafif yemekler ve mümkünse böyle çok yağlı olmayan, çok gluten veya karbonhidrat içermeyen yağsız yemekler. Yani beraber sanki böyle yoğun bir içki sofrasından kalkmış gibi uykuluk işkembe değil. Efendi gibi hindi göğüs. Daha böyle limonlu, sirkeli ve böyle yeşillikler içeren lifli bir salata. Belki güzel, tatlı, enerjiyi arttıracak bir meyve. Çok ağır olmayan bir tatlı. Ve en önemli Önemlisi, doymadan sofradan kalkmak. Çünkü uzmanlar seksin en iyi performansını ve orgazma ulaşma ihtimalinin en yüksek olduğu anın yemekten 2 saat sonra olduğunu gösteriyorlar. Tabii ki bu süreci aynı zamanda güzel bir melisa çayı ya da tatlı bir alkolle geçiştirebileceğiniz gibi bu 2 saat aynı zamanda çok güzel bir film demek. İşte o 2 saatte izleyeceğiniz güzel bir film sizi sevişmeye götürecek en önemli yardımcılardan biri olabilir. Yeter ki o filmi iyi seçin. Lost gibi uzun diziler değil, güzel tatlı filmler. Peki nasıl filmler? Sanıldığı gibi aslında öyle bizi güldüren Adam Sandler'ın oynadığı böyle cıvık romantik komedi filmlerden bahsetmiyoruz. Uzmanlara göre bir kişiyi en çok tahrik eden film türü korku filmi. Arkadaşlar hiç kokun çok güzel bir sözü var. Bir insanın en çok keyif aldığı şeylerden bir tanesi kontrollü şekilde korkmasıdır. O yüzden kendinize iyi, tatlı, çok içerisinde böyle vahşet olmayan korku filmleri seçerseniz bunu size getirdiği adrenalini daha sonra ilerleyebilirsiniz ileriki aşamalarda rahat rahat kullanırsınız. Ne olabilir? Mesela The Shining, A Quiet Place, Paranormal, Paranormal, paranormal Activity, Türkleri de var, Dabbe. The Hunting of Hill House. O zamanlarda izlediğim en iyi korku dizilerinden bir tanesiydi. It Follows, Wreck, The Blair Witch Project, The Witch, Get Out! Diyorsanız ki, abi ben korkuya gelemiyorum. Kalbimiz küt küt ediyor, ondan sonra sevişmeye falan giremeden böyle pısıp bir köşede uyuyoruz diyorsanız, o zaman yapmanız gereken şey nispeten erotik olan ama sanatsal erotik olan filmleri tercih etmek. Mesela Gaspar Noa'nın Love bu konuda çok iyi filmlerden bir tanesi. Lars von Trier'in mesela Nymphomaniac iki filmdir kendisi. O gerçi artık erotikle porn arasında çok çok tatlış bir yerde duruyor ama sonuçta ödüllü bir film kendisi. Biraz eskilere gitmek istiyorsanız hem erotik hem korku ortaya karışık abi yap ama ortaya yap diyorsanız Temel İçküdü mesela hepimizin gönlünde hem Sharon Stone ablamızın o sandalyedeki sahneleriyle ve sevişme sahneleriyle taht kurmuş. Aynı zamanda da tatlış bir gerilim veren çok güzel bir Filmimiz. Yok ben daha da cıvık yerlere gideceğim. İlla ben işin içerisinde fantezi olsun fetiş olsun filan diyorsanız Fifty Shades of Grey de olabilir. Gerçi benim çok da böyle tasvip etmediğim bir film. O nedir ya? Senin yönetim kurulun yok mu? Babacım sen bu paraları sen, adamın donunu alırlar donunu. Gerçekçi değil. Bir de 365 diye bir şey çıkarttılar. O da dünyanın en saçma filmlerinden bir tanesi. Böyle kadını böyle tam bir meta haline getiren gerçek bir maço film yapmaya çalışmışlar. Ama bence olmamış. Yani daha filmi izlemeye başlar başlamaz da birbirinize yumulmayın azıcık hazmetmeyi bekleyin çünkü güzel bir yemek yediniz. Şimdi gelelim müziğe. Siz hiç fark etmeseniz de aslında o ortamı o tatlış enerjiyi veren Allah'ım bu iş sevişmeye nasıl geldi dedirten şey ortamdaki arkadan çalan çok da gürültülü olmayan Müziktir. Çünkü insanlar aslında görmeyi çok başat olarak kullansalar da burada hocamın çizdiği gibi kalbe giden yani hissi yollarda daha çok duymayı kullanırlar. Dolayısıyla iyi bir playlist, arkada çalan tatlı bir müzik sizi eninde sonunda... lounge, chill out, house nasıl bir müzik tarzı seviyorsanız çok fazla sözü olmayan müziklere yönelmenizi tavsiye ederim. Çünkü sözler yani linguistik taraf beynin sol tarafını çalıştırır ama biz sevişmeye giderken mümkün olduğunca beynin sağ tarafını gıdıklamaya çalışacağız. Dolayısıyla ritmik müzikler çok böyle sert, hardcore, metal, dark metal gibi müzikler değil de chill out house ya da lounge gibi müzikler arkada çalarsa sizi yavaş yavaş o atmosferde o sevişme noktasına doğru getirecektir. Sizin burada yapmanız gereken şey o playlisti ya hazırlamak ya da müzik tarzını seçmek. Spotify'dan, Youtube'dan bunu seçebilirsiniz. Sakın müziği kendi haline bırakmayın. Daha önce dinlediğiniz müziklerden bir algoritma oluşturduğu için birden sevişmenin ortasında Ve şimdi gelelim sonuncu ama en önemli olanına. Masaj. Şu masaj yapan arkadaşa bakar mısınız? Burada adeta arkadaşın böbreğini alıyorlar. Bu arkadaşın iç organları. <laughs> Nasıl bir ortam ya bu, bu ameliyat eşyaları bu, bu nasıl bir... Evet, tahtımız pırıl pırıl oldu. Efendim sırt, efendim kafa, bu sırt yani bunu böyle hocam böyle kafayı kesip böyle ters çevirmiş yani öyle düşünelim. Ayak ve el tam olarak dört masaj bölgesinden bahsedeceğim. O zaman hazırsak ben bu üstündeki fazlalıkları artık atayım. Oh be! Şimdi arkadaşlar gelelim dört önemli bölge. Ayakla başlayalım. Gördüğünüz gibi bu çok tatlış, biraz da büyük olsa da bir ayak. Bu ayağın üzerinde belli başlı noktalar var. Şimdi bir ayağa masaj yaparken yapabileceğiniz birkaç tane metot var. Bunlardan bir tanesi oval ve yukarıya baş parmağınızla yapacağınız bastırarak sert hareketler. Bir diğeri direkt noktalara, burada çizdiğim noktalara bastırmak üzerine. Bir diğeri de parmağınızı şu bu knuckle dediğimiz aslında şu işte şuradaki şu eklem yerinizi yine ayağın üzerine böyle sürterek yapabileceğiniz bir masaj çeşidi. Bu biraz daha serttir. Lütfen insanların ayağıyla mücver gibi oynamayın. Ne yapın? Bunlara böyle yumuşak davranın. Ayrıca masaj yapmak bileklerinizin kaslarını çalıştırdığı için masajda yorulmamak adına böyle stres toplarıyla da egzersiz yapabilirsiniz. Çünkü bir süre sonra bileklerinizin yanmaya başladığını hissedeceksiniz. Gelelim masajı nasıl yapacağınıza. Topuk bölgesi direkt bastırarak yani şu noktalara bastırarak yapacağınız masajlardan oluşuyor. Şu ayağın iç kısmı yani baş parmağı değil serçe parmağı doğru olan kısımlarda da gene bastırarak yapabileceğiniz noktalar var. Şu ayağın parmaklarla iç bölgesinde ise yukarıya doğru oval. Yani böyle sanki böyle al al sana masaj dercesine böyle yukarıya doğru yapacağınız masajlar var. Parmaklarda da gene iki tip masajı uygulayabiliyorsunuz. Bir tanesi gene bu hem kök hem uç bölgelerine bastırmak. Buraları tam olarak o kıvrım, eklem arkası noktalarında denk gelir. Bir tanesi de hafif çekerek. Yani bu parmakları böyle hafif çekerek ama kopartmadan. Yani papat ya da seviyor sevmiyor yapar gibi değil. Efendi gibi rahat rahat hafif çekerek bu eklemleri rahatlatmak üzerine. Şimdi gelelim. ikiye El. El. İnsan vücuduna aynı ayak gibi hükmeden bütün her bir bölgenin başka bir organa aslında etki ettiği çok nadide bir yerdir. İnsan da el ele tutuşan yegane hayvan. Dolayısıyla bu ellere özen gösterelim. Yani sadece eli böyle tutmak için benimsin demek için değil, aynı zamanda karşımızdakini rahatlatmak için de kullanabiliriz. Bunun için belli bölgeler var. Bunlardan bir tanesi orta parmakta yer alan ve hemen eklemin arkasına gelen bölgeler. Bir diğeri işaret parmağında yer alan o da gene hemen eklemin arkasına gelen bölgeler. Bunları bastırarak şu şekilde bastırarak yapabileceğiniz gibi aynı zamanda gene çekerek ama koparmadan rahatça yapabilirsiniz. Şu iç bölgeler sizin hafif böyle ittirerek yani böyle ele böyle ittirerek hafif böyle yumuşak yumuşak tatlış tatlış böyle elin üzerinde böyle gezinerek yapabileceğiniz masaj bölgeleri. Bu bölgeler karaciğere, akciğere, efendime söyleyeyim bağırsaklara, bağırmasaklara bunların hepsine gitti şimdi. Bir diğer bölge de bilek bölgesi. Bu bilek bölgesi aynı zamanda güven bölgesi anlamına gelir. Ve buraya yavaşça yapacağınız bu atar damarları çok fazla bastırmadan yapacağınız şu masaj da gene aynı şekilde insanın elini rahatlatacaktır. Yani şuraya şuraya şuralara şuralara yapacağınız böyle yumuşakça masajlar sizi sevişmeye doğru yavaş yavaş getirecektir. Ve gelelim sırt bölgesine. Burası her ne kadar bir egzorsist gibi görünse de aslında hocam buradan kafayı gördüğünüz gibi nokta nokta kesmiş. Bu kafayı çevirmiş. Yani burası sırt, burası kafa. Ama yüzün bize dönük hali. Herkes sırt bölgesine nasıl masaj yapılacağını çok iyi bildiğini zannettiği gibi aynı zamanda da çok büyük bir risk alıyor arkadaşlar. O yüzden iyi bilmek, doğru uygulamak lazım. Size bunu detaylı olarak anlatacağım. Birincisi bir kere kesinlikle sırt bölgesine özellikle masaj yaparken tabii ki bütün vücuda ayaklara ve ellere de kullanabilirsiniz ama mutlaka bir masaj jeli kullanın. Okey'in jinsen közlü masaj jeli aynı zamanda kayganlaştırıcı olarak da kullanabildiğiniz masajı yaptıktan sonra bütün jenital bölgelerde de kullanabileceğiniz sevişirken de size çok yardımcı olabilecek güzel bir ürün. O yüzden masaj yaparken bu jeli lütfen kullanın. Kuru kuru insanların sırtını olmayın. Yok bir de üstüne çıkın anasını satayım. Özellikle aslında sırt bölgesinde yani büyük olan bölgelerde tabii ki bulamadan geniş yüzeylerde tatbik etmeniz için bu masaj jeli çok uygun. Bakın hep bak hep kulunçlar olmuş. Kafası bile ters dönmüş. Sırtı bize bakarken yüzü de bize bakıyor. Niye? Çünkü masaj jeli kullanmamışsınız. Kullanın. Şimdi gelelim en önemli bölgelere. Şimdi sırtta bir şu gamze dediğimiz aslında hemen kalçayla belin birleştiği şu bölgede yer alan bu bel ağrılarına da çok iyi gelen bir bölge. Bu bölgeye masaj yaparken yukarıya doğru itmek aynı zamanda da o gamzelerin üstündeki o kemiklere bastırmak gerekiyor. Bu çok keyifli bir bölgedir ama üstüne insanların yüklenmeyin. İkinci bölgede gene bu kulunç diye bizim halk arasında tabir ettiğimiz hemen omuzla boynun ve sırtın omurgayla omuzun şu birleştiği şu bölgeler. Bu bölgeleri de gene parmaklarınızla aşağıdan yukarıya doğru tam şu bölgeye parmaklarınızın böyle gireceği şekilde gene hem bu eklem yerinizde hem parmağınızla böyle bastırabileceğiniz ve yukarıya doğru böyle iteceğiniz hemen şu omuz bölgesini böyle adeta benim burada burayı temizler gibi böyle yaptığınız bir masaj çeşidi olmalı. Çok fazla dediğim gibi bastırmadan ama öyle o tam o kulunçları hissedecek şekilde yukarıya doğru hocam bile şu anda şöyle yapmaya başladı karşımda. Önce gamzelerden başlayacaksınız hafif bastırarak. Sonra bu omurga bölgesine omurgaların üstüne bastırmadan, yüklenmeden şu omurgayla şu bağlanan yerde böyle bastırarak hafif yukarıya doğru çekerek böyle geleceksiniz. En son boyuna geldiğinizde artık boynun şu hemen bağlanan yani şu omuzların şu bağlanan kısımlarını hafif bastırıp hafif yukarıya doğru kafa masajına doğru geçebilirsiniz. Böylelikle artık iyice rahatladık ve geldik yüz ve kafa bölgesine. Burası kadının orgazmının başladığı yer arkadaşlar. İhmal etmeyin. Masaj sadece sırttan ibaret değildir. Yüz ve kafa bölgesinde belli noktalar var. Bu noktaların şu burnun altındaki kısımlar çok fazla iştigal etmemeniz ama aynı zamanda da sadece böyle dokunarak masaj yapmanız gereken bölgeler. Ama asıl şu kaşların ve aynı şu aydınlanmaya giden, nirvana'ya giden yol gibi bu noktaların olduğu yer sizi tam olarak o rahatlamaya getirecek. Nasıl yapıyorsunuz şuradaki masajı? Bu masajı kaşların şöyle üzerinden arkaya doğru, şöyle arkaya doğru. Sonra şu alın bölgesi, her birine tek tek dokunmak zorunda değilsiniz ama şu alın bölgesini böyle yukarıya doğru, kafaya doğru parmağınızla yukarıya doğru çekerek yapıyorsunuz. Sonra tekrar kaşlara, kaşlara, kaşlara şakaklara doğru, şakaklara doğru, sonra tekrar kafaya doğru ve en son artık kafayı adeta böyle hani şampuan reklamlarında kullanırlar ya böyle hafif bastırarak. Sanki oradan böyle bir şey çekiyormuşsunuz gibi hafif bastırıp çekiyorsunuz, çekiyorsunuz, çekiyorsunuz. Ondan sonra da kulağını eğilip soruyorsunuz. Nasıl? Keyifli mi? Böyle, iyi mi? Kendini nasıl hissediyorsun? Bizi takip edip beğenip paylaşmayı unutmuyorsun. Yemin ediyorum altın değerinde kaynak. Bu Nirvana Class benim ergenliğimde olsaydı ben hakikaten ruhumu teslim ederdim ya. Şimdi Nirvana Class'ın diğer videolarına gidebilirsin. Bu işler, ince işler. Dersimiz bitmiştir. Sevgiler.